sürekli bir şeylere takılıp düşer ve sürekli yaralanırım. O yüzden hep ileri bakıyorum. Sen geçmişe gereğinden fazla tutunmuşsun. Bu şekilde kendine zarar veriyorsun. Tutunacak başka dalın yokmuş gibi düşünme. Güvenmiyorsun. Sevmiyorsun. Bu özelliklerini kaybetmişsin. Bunlar alınmış elinden. Ve şimdi istesen de geri alamıyorsun. Geriye kırık dökük parçalar kalmış. Seni yeterince beslediğimi sanıyorum. Benden bu kadar. Bundan böyle kendine iyi bakmalısın. Şu inadından vazgeç. Kendinle savaşmana gerek yok. Sol elini kullanmayı denesen. Er ya da geç iyileşecek abla. Merak etme onu. Paro. Ben işin gerçeğini öğrendim. Gerçek nedir peki abla? Bu işi yapan annemmiş. Hala kulaklarıma inanamıyorum. Ben de anlamakta zorlanıyorum. Gerçeği ilk önce kiminle paylaşsam? Annemle mi, babamla mı? Hiç kimseye söyleme. Önce kanıt toplamamız gerek, öyle değil mi? Nasıl? Abla, eminim o tatlı tepsisi şu anda hala evde duruyor. Evet, onu buldum ve odamda emin bir yere kaldırdım. Bana destek olursun değil mi abla? Yengemin yaptıklarını mutlaka ortaya çıkarmamız gerek.
Yenge, fark ettim de yanlış yöne çeviriyorsunuz. Aman Allah! Ne yaptım ben böyle? Rudra'yı kanlı canlı ayakta görünce tabii sevinçten aklım başımdan gidiverdi. Çok ama çok büyük bir hata yaptım. Rudra elini oynatamıyorken ben de üstüne... Yenge, isterseniz tepsiyi bana verin. Yani madem bu kadar içinize dert oldu... Amca, ben Rudra'yı odasına götüreceğim. Yukarı çıkmam için yardımın gerekmiyor. Ama benim sana ihtiyacım var. Ne demiştim, ben hep takılıp düşüyorum. Sana tutunursam düşmem, değil mi? Kendine dikkat et oğlum. Birazdan yemeğini ellerimle hazırlar getiririm. Oo, nasıl da unuttum. Seni ellerimle beslemem gerekecek değil mi? Çünkü ne de olsa sağ elin şu anda... Bir şey söyleme. Gidelim. Türk giderken suni